Arkadaşlar, herkese merhabalar. Erişilebilir Android'e hoş geldiniz. Ben Hasan Çimen. Bugün sizlere CDMate isimli programdan bahsedeceğim. Telefonunuzun bakımını yapıp gereksiz yüklerinden kurtarabileceğiniz bir uygulama CDMate. CD boşluk MAID şeklinde yazılıyor bu uygulama. Bu uygulamanın eski versiyonu ve yeni versiyonu olarak iki sürümü var Play Store'da. Yeni versiyonu CDMate 2 Special Edition'ın baş harfleri olan SE şeklinde yazıyor. Ben bu uygulamayı inceleyeceğim sizler için. 38 liraydı Pro sürümünü satın aldım. Ayrıca şu anda beta durumunda. İncelemeye başlayalım. CDMate Sepuru boş alan mutlu yer. Evet. Yukarıda boş alan mutlu yer diye uygulamayı her açtığınızda orada farklı bir slogan oluyor. Bir önceki açtığımda bitlerden kurtulun yazıyordu mesela esprili bir dille. Burada bakalım. Artık bulunup kaldırılmış uygulamalara ait veriler 0 uygulama kalıntısı bulundu 0.5 serbest bırakılabilir. Evet, kaldırılmış uygulamalara ait veri yokmuş telefonumda. Bu arada uygulamayı ilk kurduğunuzda erişilebilirlik hizmetiyle tüm dosyalara erişim izinlerini vermeniz gerekiyor telefona. Tara düğme. Burada artık bulucunun tarama menüsü sağ fiski hareketiyle yapınca. Sistem temizleyicisi belli bir uygulamaya ait olmayan gereksiz veriler 108 filtre eşleştirme 7,83 MB serbest bırakılabilir. Evet, 108 tane ÖGE'den. Sistem temizleyicisi belli bir uygulamaya ait olmayan gereksiz veriler 108 filtre eşleştirme 7,83 MB serbest bırakılabilir. 28 MB'a yakın bir veri boşaltabiliyormuşum arkadaşlar. Details action düğme. Sil düğme. Scan action düğme. Burada scan action yani tarama aksiyonu. Sil düğme. Silme düğmesi. Details action düğme. Ve daha fazla düğmesi var. Sil diyelim. Silmeyi onayla. Sil. Filtrelenen tüm içerikler silin. Sil düğme. İptele düğme. Sil düğme. Silelim. CDMate. Artık bulunup kaldırılmış uygulamalara ait veriler 0 uygulama kalıntısı bulundu 0.5 serbest bırakılabilir. Tara sistem evet. Temizleyicisi belli bir uygulamaya ait olmayan gereksiz veriler 0 filtre eşleşti 0.5 serbest bırakılabilir. Evet, gördüğünüz gibi 0'a döndü. Uygulama temizleyici belirli uygulamalara ait silinebilir. Veriler 60 silinebilir. Öğe bulunduğu 1,79 GB serbest bırakılabilir. Burası önemli. Buranın üstünde fazla duracağım arkadaşlar. Uygulama temizleyici belirli uygulamalara ait silinebilir. Veriler 60 silinebilir. Buranın mantığı şu arkadaşlar. Uygulama temizleyicinin mantığı şu. Her uygulamaya gidip telefon ön belleğini temizliyor. Böylelikle fazla yüklerden kurtulmuş oluyor telefonumuz. Bu özelliği kullandığınızda belki 1-2 saat pil ömrü ilk gün için azalabilir ama bu kadar bir yükten de telefonu kurtarmış olursunuz. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar hangi uygulamanın ne kadar veri kullandı, veri biriktirdiğini görebiliyoruz. Instagram.com, Instagram Android, 1 öğe 547 MB. Instagram'ın 547 MB'lık bir verisi varmış. Icon düğme. Details action düğme. Icon Microsoft Teams 1 öğe 292 MB. Microsoft Edge'in 292 MB. Details action düğme. Facebook.com, Facebook katına 1 öğe 178 MB. Facebook'un 178 MB. Details action düğme. YouTube Müzik, Google Android Apps, YouTube Müzik 1 öğe 149 MB. YouTube Müzik'in 149 MB bu şekilde listeliyor. Burada en altta Fotoğraflar.com, Google Android Apps, Photos 1 öğe 41 MB. Bakalım en altta. Adal.com, Google Android 1 öğe, Silvan.com, Microsoft. WhatsApp. En altta bunu tümünü yok burada değil. Pardon özür diliyorum. Buradan arkadaşlar tek tek silebiliyoruz. Mesela. Hepsi burada, kompozitron hepsi burada bir. Niye? Yukarı, en yukarı çıkmadı. Instagram.com, Instagram Android evet. 1 öğe 547 MB. İcon düğme. Instagram'ın ikon düğmesine bastığımızda. Silmeyi onayla. Instagram'a ait gereksiz dosyalar silinsin mi? Sil düğme. Silelim. Burada Instagram'ın uygulama bilgilerine gidiyor. Uygulama. Depolamaya tıkladı ve sildi. Gördüğünüz gibi. Mesela bir de Facebook.com, Facebook katına 1 öğe 170. Microsoft Edge için yapalım. Ben konuşmuyorum. Siz ne yaptığını duyun telefonu. Silmeyi onayla. Silmeyi Edge'a ait gereksiz dosyalar silinsin mi? Sil düğme. Sil diyeceğim ve konuşmayacağım. CDMate. Uygulama bilgileri. Depolama. Uygulama bir CDMate. Evet, sildi gördüğünüz gibi. Bir geri menüye gelelim. Burada sistem temizleyicisi belli bir uygulamaya ait olmayan gereksiz veriler 0 filtre eşleştirme.
Uygulama temizleyici belirli uygulamalara ait silinebilir. Veriler 58 silinebilir. Öğe bulundu 0,95 KB serbest bırakılabilir. Evet, 500 MB'dan fazlasını sildiğim için 1 GB'dan aşağı düştü. Burada Details Action düğme. Sil düğme. Sil düğmesine bastığımda arkadaşlar bu 980 MB'lık verinin hepsini silecek. Fakat bu işlem yaklaşık bir 5 dakika kadar süreceğinden şu anda videoyu uzatmamak adına tümünü silmiyorum. Video bittikten sonra muhtemelen silerim. Sıradaki menümüze geçelim. Scan Action düğme. Tekleyici cihazındaki birbirinin aynısı olan verileri bul. Evet, aynı dosyaları bulmak suretiyle telefonun fazla yükünü kurtarmış oluyor. Bunu dosya ismine göre karşılaştırıyor. Muhtemelen kullanmadım. Çok da gerek duymadım açıkçası. Videoyu uzatmamak adına geçiyorum. Tara düğme. Uygulama kontrolü cihazınızdaki yükli uygulamalar. Burada cihazımızdaki yüklü uygulamaları görebiliyoruz. O uygulamaları artıklarıyla beraber kaldırabiliyoruz. Ya da o uygulamanın APK'sını çıkarabiliyoruz. Bakalım. Facebook.com Facebook katana 455 0 0 Signal Detector.com Defans Signal 1 Ekim 16 116 24 MB APK bundle. Burada Advanced Braille Keyboard ABK Keyboard 5.7 354 38 MB APK bundle. Burada arkadaşlar uygulamaya ait sürüm numarasını, paket adını görüyoruz. Yanında com, Vodafone, self service on, ipuçları com, Samsung, Android, aptip, hesap makinesi com, sece, Android. Burada atıyorum Facebook'a. Facebook.com, Facebook katana. Bakalım, tıkladık. Bakalım ne seçenekleri verecek. Facebook, com, Facebook katana. Burada paket adı. 455, 0, sürüm 0, numarası. 44, paket. Paket, evet. Action icon uygulama boyutu 1,18 GB, uygulama 531 MB, veri 495 MB, ön bellek 158 MB. Burada istatistiklerini verdi. Action icon uygulamayı başlat, bu uygulamanın birinci etkinliğini başlat. Evet, uygulamayı burada başlatabiliyoruz. Action icon ayarları göster, bu uygulama için cihazınızın sistem ayarlarını açın. Evet, burada sistem ayarları, cihazınızdaki uygulama bilgileri ekranına gidiyor. Action icon uygulama mağazasında aç, bu uygulamayı, yüklendiği uygulama mağazasında açın. Burada Play Store'a gidiyor arkadaşlar. Action icon uygulamayı hariç tut, bu uygulamayı CDMI'deki diğer işlemlerden hariç tutun. Evet, mesela burada biraz önce gösterdiğim uygulama temizleyici özelliğindeki ön bellek temizliğinden mahrum tutmak için bu butona basabilirim, gerek yok. Action icon sil, bu uygulamayı cihazınızdan kaldırın. Evet, cihazımızdan artıklarıyla birlikte kaldırıyor. Action icon export of sales subscience alpha is to your device. This does not include data. Çevirelim. Eylem simyası uygulamayı dışa atar, bu uygulamanın yükleme dosyalarını cihazınıza kaydedin. Bunu uygulama verileri dahil değildir. Evet, burada APK dosyasını çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar özelliğe sahipmiş. Facebook.com Facebook katına bir daha geri gelelim. Zamanlayıcı etkin program yok. Depolama analizcisi cihazınızda ne yayın yap. Uygulama kontrolü cihazınızdaki yükle uygulamalar. Evet, bu özelliği anlattık. Depolama analizcisi cihazınızda ne yayın yer kapladığını öğrenin. Bak düğme. Depolama analizcisi. Depolama analizcisine girelim arkadaşlar. Burada analizer device. 47.1. depolama cihazınızın 1. depolama alanı. Dahili hafıza kartı. Uygulamalar için özel depolama alanını ve sistem verilerini içerir. 72 GB kullanılabilir. 65 GB, 137 GB. Gördük istatistiklerimizi. İlerleme 47 aşama çubuğu. %47'sini kullanıyormuşum hafızamın. Yenile düğme. Yenile diyelim. Burada istatistikleri verecek mi bize? 47.1. depolama cihazının analizer device. Burada 47.1. depolama. Uygulamalar taranıyor. Evet, şu anda taranıyor. Umarım çok uzun sürmez. Sistem verileri, sistem uygulamaları ve sistem verileri. Bu cihazda birden fazla kullanıcı hesabı ayarlanmışsa diğer bakalım. İlerleme 68 aşama çubuğu. Uygulamalar yüklü uygulamalar ve verileri, yani uygulama dosyaları, veriler ve ön bellekler tarafından kaplanan alan 44 GB kullanılıyor. Kullanıcı dosyaları çekilen resimler, kaydedilen videolar veya indirilen veriler. Belirli bir uygulamaya ait olmayan tüm veriler 11 GB kullanılıyor. Evet, şu anda resimlerim, fotoğraflarım, videolarım, ses dosyalarım 11 GB'mış. Sistem verileri, sistem uygulamaları ve sistem verileri. Bu cihazda birden fazla kullanıcı hesabı ayarlanmışsa, diğer kullanıcılara ait uygulamalar ve veriler 10 GB kullanılıyor. 10 GB Android'in kendisi kullanıyormuş. Yenile düğme. Burada istatistikleri. Sistem, kullanıcı dosyaları çekilen resimler. Bakalım kullanıcı dosyalarını tıklayalım. Detayında ne gösterecek? Analizer content. Storage emulate değil çizgi 0 11 GB 14 öleyler dizin. Analizer content. Evet, burada evet, dosyalarımı gösterebiliyor arkadaşlar. 431 document 810 MB 13 öyle. Tıkladığımızda bunları görebiliyoruz. Depolama analizcisi. İlerleme 15 aşama çubuğu. Sistem verileri, sistem uygulamaları. Bir daha geri gelelim. Cihan analizer device'siz. Depolama analizcisi cihazınızda ne yayın yer kapladığını öğrenin. Zamanlayıcı etkin program yok. Burada arkadaşlar zamanlayıcı özelliğinde atıyorum uygulama temizleme özelliğine ya da depolama analizini ya da artık bulucuyu belli bir tarihe göre zamanlayıp o tarih geldiğinde
telefonumuzdaki artık dosyaları şu gün şu tarih şu saatte otomatik olarak sil diye buradan ayar yapabiliyoruz. Ayarlar düğme. Burada uygulama ayarlarını yönetebiliyoruz. Dashboard 4 ve 8 arası öğeler gösteriyor. Uygulama ayarlarında da çok tema, görsel ayarlar gibi şeyler var. Cihazı tara düğme, yönet düğme. Zamanlayıcı etkin pro, yönet düğme. Cihazı tara düğme. Cihazı tara da burada bütün özellikleri aynı anda tarayabiliyor arkadaşlar. Uygulamamızın özellikleri kabaca bu şekilde. Dashboard 4 ve 8 arası. Dashboard 4 ve 8 zamanlayıcı etkin program yok. Kullanarak telefonumuzu daha temiz, daha hızlı, daha performanslı bir şekilde kullanabiliriz. Sizlere göstermek istedim böyle bir uygulamanın olduğunu. Umarım yararlı bir inceleme olmuştur. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.